Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şimdiye kadarki konuşmalarımızda Rabbimizden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ilgili konulardan bahsettik. Şimdi Rabbimizin Fatiha suresini de kısaca anlatmıştık. Şimdi bir kısa sureyi daha anlatalım. Rabbimizi tanıyalım. Rabbimizin en güzel şekilde tanıtıldığı, yani her yerde güzel tanıtıyor da özel ve öz bir şekilde tanıtıldığı sure İhlas suresi. Kul huvallahu ehad, estaizu billah, kul huvallahu ehad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Rabbimizi tanıtıyor. Allah tektir. Tektir. Yani her şeyde tektir. Yani madem ki tektir, yani her şeyde tektir, o halde herkes, her varlık, bütün canlılar, cansızlar, hepsinin Allah'a bağlantı kurarak hayatlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Onun için Allahu Samet. Allah yani herkese yardım eden, doğrudan doğruya kendisinden istenecek ve son derece ihsan ve lütuf sahibi olan varlıktır, Samet'tir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Yani herhangi bir ilah yerine geçecek, herhangi bir ilah, herhangi bir çocuk vesaire. Yani böyle bir şey Allah için asla söz konusu değildir. Allah tektir, ezelidir ve ebedidir ve hiçbir şey ona asla denk olamaz. Yani ne demek bu? Yani mesela diyelim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i daha önce gördük. Allahü Teala merhametli ve şefkatli olarak tanıttı. Allah da merhametlidir, yani rauftur, rahimdir. Arapça olarak ikisinin de Arapça kelimesi bu şekilde. Rauf, şefkatli, çok şefkatli, rahim, merhametli. Allah hakkında da kullanılıyor, Peygamberimiz hakkında da kullanılıyor. Hiç Peygamberimizin rahmeti, şefkati, Allah'ın rahmet ve şefkatine denk gelebilir mi? Haşa. Asla yani olamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti diğer insanlardan daha çok ama hiçbir zaman bütün insanların merhameti toplansa, kat katlansa vesairese asla Allah'ın merhametine ulaşamaz. Rabbimizi bu şekilde tanıyacağız. Rabbimizin her ismini, her isminin bu şekilde sonsuz, ezeli ve ebedi olduğunu düşüneceğiz. Merhamet dilediğimiz zaman Allah'tan merhamet dileneceğiz. Derdimizi dökeceğimiz zaman önce Rabbimize derdimizi dökeceğiz içimizden. Gelerek, yani yalvararak, yakararak bir şey isteyeceksek önce Rabbimizden isteyeceğiz. Ya niye? Rabbimiz verecek değil ki, gidelim bize istenecek yerden istenelim. Yok. Yani sen onu Allah'tan isteyeceksin ki Allah seni, yani bu çok ince bir noktadır. Allah'tan istedikten sonra gidip alınacak yerden aldığın takdirde farklılığı göreceksin. Tabii bu yaşanarak bilinen bir şeydir. Bilinecek bir şeydir. O halde her zaman, her ne olursa olsun önce Rabbimize yönelmemiz gerekiyor. Allah tektir, eşsizdir, yegane yönelinecek, doğrudan doğruya yönelecek, yalvarılacak olan varlıktır. Allah'a emanet olun.